var. Normal ahlaka ihtiyaç var. Onun için bu eğitim şart. Başka türlü olmaz. Hangi eğitim keyifli olur? Zor olur eğitimler. Askeri eğitim oluyor mesela. Bayağı zor oluyor. Evet, dinliyorum. Yurt dışındakiler bizim ülkemize rahat rahat gelirken bizim yurt dışına çıkmamız neden bu kadar zor? Yakışıklı mı şimdi? Yurt dışından gelen buradaki heykele bir şey demiyor. Resme bir şey demiyor. Dekolteye bir şey demiyor. Müziğe bir şey demiyor. İnsanların özgürlüğüne hiçbir şey demiyor. Ama buradan giden heykel gördü mü gidip tükürüyor. Dekolte kadın gördü mü homurdanıyor. Mesela bir kahveye gidiyor. Kadın garson oluyor. Ona güler yüzlü candan davranıyor falan. Kadın diyor ki başka erkeklerden bir daha görürsem seni diyor bıçaklarım diyor. Durduk ya. Onun için onlar da acayip korkuyorlar yani. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hatta Türkler için kılavuz var. Size diyor iyi davranan bir kadın artık sizin kontrolünüze giren bir kadın değildir diyor. Ya ona diyor böyle sertlik, ona hükümran olma kafası içerisinde olmayın diyor. Yani tabi mesela 1000 kişinin içinde 2 kişi bile olsa bu o yeterli imajı vermiş oluyor. Yani o gelenekçilerin 3-5 kişi bile olsa Türkiye ve Türkler hakkında çok kötü bir imaj meydana getirttiriyor. Nasıl IŞİD Müslümanlar hakkında muazzam kötü bir kanaat oluşturdu? Çok küçük bir grup ama muazzam kötü bir kanaat oluşturdu. Onun gibi buradan gidenler de gittiklerinde çok kötü bir kanaat oluşturuyorlar. Az oluyor sayılır ama çok kötü kanaat oluşturuyorlar. Buna tedbir alması lazım. Eğitilmeleri gerekiyor. Bir de bu kafadaki adamları mümkün mertebe uzak tutmak gerekir. Evet, dinliyorum.